kızlar. Artık farklı bir şeyler yapmamız lazım. Ay evet. Ya niye ilk adımı hep erkekler atıyor? Biraz da kızlar atsın. Yani bence daha güzel olur. Ben çok uzun zamandır öyle yapıyorum zaten. Yani işte Hakan uyumasa ben de öyle yapacağım da. Kızlar farklı şeyler derken onlardan bahsetmiyorum ben. Böyle aktivite bir şeyler yapalım ya. Spora başlayalım, bir yere gidelim. Mesela farklı şeylerden konuşabiliriz. Ne dersin? Sinan ve Ceyda anlat bakalım. Heh. Ne yaptı o? Kabul etti mi teklifi ya? Yani etmediyse de eli kulağındadır. Yani böyle baş başa kalmalar, yemek yemeler falan. Hmm. Acıkmışlardır belki. Başak, canım. Avutunca iyilik yapmış olmuyorsun beni, tamam? Tamam. Neyse, şöyle düşünelim. Ben zaten böyle olmasını istiyordum değil mi? Yani bitti artık, kurtuldum. Bitti. Bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Ya kızlar, ben size hiç kızar mıyım? Sen çekildiğin için böyle oldu. Meliha Hanım kazandı. Ay yok canım, nereye kazanıyor? Asıl kaybetti, ben sana söyleyeyim. Ya o nazar göz eve alınır mı Allah aşkına? İşte annelerin gürüldeyen sesi. Konuştu ve doğru konuştu. Kızlar kapatalım mı artık şu konuyu? Canım benim, tamam. Kapatalım da sen kapatınca mutlu olacak mısın? Yani olmak istiyorum. Bir şey diyeceğim. Söyle bebişim. Ben dün bizimkini öpmeye çalıştım. İstemedi biliyor musunuz? Aa. Niye? Bir tavuk bulamadım diyorum. Bulamayınca kendi imkanlarımla yapayım dedim. Olmadı diyorum canım. Ay yazık, çocuk korkmuştur karşılık verince tokatlayacaksın falan diye. Allah, ben orasını burasını bilemem. Bizim başımızda bir uğursuzluk var. İşte. Hakan'ın da uyku problemi var. Uyku problemi mi var? Vah, vah, vah. Bir de gazını çıkarıp öyle deneseydin. Uyuyor canım, uyuyor. Löp gibi uyuyor hem de. He, acaba o zaman ben ne yapsam? Gece gelip bir sade kahve mi yapsam? Hı? Ya yok, kahve değil de. Ya siz Bengisu'yu bir gün alsanız. Ha yani Bengisu gidince uyku problemi falan kalmayacak, öyle mi? Yani ben öyle umuyorum. Ben zevkle bakarım şekerim. Zevkle bak, bakmak ne be, takılırım ben Bengisu'yla. Onun boya kalemleri bile duruyor bende hala. Evet. Ya bize de gelebilir. Annem Bengisu'ya bayılıyor biliyorsun. İyi, madem. Alo, dedeciğim. Evet, geldim. İstanbul'dayım. Tabii geleceğim. Ha, Sinan. Sinan'la beraber de geleceğiz tabii ki de. Bizim bir ufak işlerimiz var, onları bir halledelim. Aynen. Ben de seni çok özledim. Tamam, tamam. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Sen mi yapıyorsun bunları? Evet. Beğendin mi? Evet. Renkleri çok güzel seçmişsin. Geometrik uyumun da keskinmiş. Yani yuvarlak boncuktan sonra üçgen boncuk geliyor. Agresifliği kırmışsın ama yumuşatmamışsın da. Enteresan. Bayağı beğendim. Vallahi sen anlıyorsun bu işten. Al bir tane hediyem olsun. Yok, ben seni kadar anlamıyorum da bir ara ben de merak salmıştım öyle. Çok güzelmiş. Abi şu Ceyda mevzusunda. Yani okları takip ettim, karşıma Ceyda çıktı. Ne yapayım? Ama bak Berkay konusunda haklıymışım. De işte. Ceyda'ya ayıp ettim diyorsun yani. Aynen öyle oldu. Sen haklıydın abi. Yani ben onu sevmediğim için böyle bir ön yargılı davrandım ama. Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya. Berkay'ın hatasını bizimle paylaşması gerekirdi.
Sinan, sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun bu olayla alakalı? Yok. Bilmiyorum. Nasıl oldu Melih ablacığım? Sağ daha ol. İyi gördüm seni. Sağ ol, iyiyim, iyiyim. Çok şükür. Ya adam masummuş, masum. Kolay değil mi öyle insana iftira atmak? Sen ne bakıyorsun benim lafıma? Yaşlı başlı kadınım. Ya sen yeminler etmedin mi vallahi de o billahi de o diye? Şu kadarcık ömrün kalmış. Nasıl hesap vereceksin acaba bir tarafta? Aa, kız nasıl laf öyle? Allah getinden versin. Tövbe tövbe. Rabbim benim kalbimin temizliğini biliyor. Alnımın akıyla veririm ben sınavımı. Çok şükür. Ya bir bırak Allah aşkına. Şu mahallede yıkmadığın yuva kaldı mı acaba senin? Başta kızın olmak üzere. Yalnız Necip bir eve gelmesin. Ay. Bir eve gelmesin. Bak bakalım ben senin evini başına yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum? Meliha! Ay! Kızının çenesini yumdur. Bak, bak kalbim güm güm. Ay inşallah, inşallah benim elimden olur. Canım, yavrum o kadar da değil be kızım, yapma. Meral koş içeriden bir kolonya bul getir. Ay, anne, annesi sen ilaçını almadın ay, mı? Ay ne bileyim kızım, saati gelmiyor ya. Ay hidayet. Koş içeriden ilacını al gel koş. Hidayet. Yavrum, senin neydi ilacın onu söyle bana, belki bende vardır. Ay, bulurum ben. Ay. Dur ay, ne yapıyorsun ayol ay. Bir dur. Ne yapıyorsun ayol? Canın burnunda, gözün kör mü? Ay adam mahşeret mi düşünce? Yahu dökeceksin içindekini. Biro ver şunu bana. Hadi hadi. Ver bakayım şunu bana. Ver. İyice şaşırdınız aklınızı. Kız, ana kız ne fenasınız siz? Nasıl kandırdınız bizi Necip masumdur diye? Sen iyi alıştın iftiraya Hafize. Kızını da böyle mi ayırdın kocasında? Ay, yok abla, ben birinci kendi gözümle bastım. Abla o bu değildi. Laf değdirmeyeceğim bak, yanlış anlama. Bu bayağı pahalıdır ya. Haklısın Meral'cığım, pahalı. Hem de çok pahalı bir yüzük. Bu bana rahmetli kayınvalidemin yadigarı. Ay. Evlenirken o takmıştı parmağıma. Yıllardır gözümün bebeği gibi saklar. Kısmetse Sinan'ıma vereceğim. O da Ceyda kızıma takacak. İnşallah. Hadi hayırlısı. Gene ne anladıysa. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Pelin bir de Bülent'e öykünse ediyor. Ya neyine öykünecekseniz? Birlikte oturmuşlar, tatlı yapmışlar, bir şey üretmişler, birlikte yaratmışlar. Yani ben daha sana bir çay suyu bile koyduramadım değil. Ne yaptım ben yine? Doğru soru, ne yapmadım ben olacaktı? Ne yapmadım? Bülent'in en ince ayrıntılarına kadar ne yapmadıkları, neler yapmadım? Yani şimdi Başak demeyeyim diyorum da... Sana 5 saat sofra hazırladın, en sonunda yediğim yine Osmanlı tokadı yani. Affedersin şimdi benim ağzımı sakın açtırma, tamam mı? O sofrayı niye kurduğunu ikimiz de biliyoruz. Ya seni daha iyi ağırlamak için ben sana ne kadar değer verdiğimi gösterebilmek için yaptım, hazırladım o sofranın hepsini. Bir tokatlık canı mı vardı romansında? Haklısın. Bazen nerede ne yapacağımı bilemiyorum. Sen anca hak ver zaten. Mesela... Gözlerini övmeye 1000 yılın yetmeyeceği bir kadının yanındayken. Bir insan ömrünü nasıl yetsin onu hakkıyla sevmeye? Bilemiyorum. Hele ki o kadın ilk defa heyecanlanıyormuşum gibi acemileştirmişse beni. Kendimi bir kaptırırsam, içi soğur da beni terk ederse, eskisi gibi nefes alamamaktan korkuyorsan,
zaman haklısın. Bazen ne yapacağımı bilemiyorum. Emin olmak için soruyorum. O kadın benim değil mi? Yani bu böyle alttan alta ben başkasını seviyorum ayrılalım konuşması değil. Bülent Bey. Bir bakabilir misiniz? Bülent Bey kör oldu, bakamaz. Bülent Bey'inin... Çok özür dilerim, ben hemen geliyorum. Ha Serkan'ım. Ha kardeşim. Orada mı? Gel. Acaba o bankamatikte sıramı vermediğim teyzenin mi ahını aldım? Kesin ondan düşünüyorum çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.